Hiç et kullanmadan hazırlayabileceğiniz yüksek proteinli bir köfte tarifi. Tarife bir tencerenin içine bir su bardağı dolusu yeşil mercimeği alarak başlıyoruz. Üzerine de geçecek kadar soğuk su ekliyorum. Şöyle bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyoruz ve su kaynayana kadar yüksek ateşte. Su kaynadıktan sonra da kısık ateşte mercimekler tamamen yumuşayana kadar haşlıyoruz. Mercimekler tamamen yumuşadı. Şöyle göstereyim, bir kaşıkla bastırdığınız zaman tamamen eziliyorlar. Şimdi ocağın altını kapatarak mercimekleri haşladığımız suyun fazlasını süzüyoruz. Haşlama suyunu süzdükten sonra bir blenderla tamamen püre haline getiriyoruz. Çok az su ekleyerek blenderdan geçirirseniz blender zorlanmayacaktır. Püre haline getirdiğimiz yeşil mercimekleri bir kasenin içine alıyorum. Ve mercimekleri şimdilik bir kenara alıyorum. Tarifin diğer aşamalarıyla devam ediyorum. Küçük boy 1 adet soğan, 1 diş de sarımsağı rendenin küçük tarafı ile rendeliyoruz. Şimdi sıra geldi tüm malzemeleri birleştirmeye. Haşlamış olduğumuz mercimeklerin içine rendelenmiş soğan ve sarımsakları ekliyorum. Üzerine 1 adet yumurta ve dilediğimiz baharatları ekliyoruz. Ben tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve kimyon kullandım. Dilediğiniz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri ilk önce homojen bir kıvama getiriyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra artık kıvamını biraz daha yoğunlaştıracağız. Kıvamını yoğunlaştırmak için galeta unu kullanacağım. Elinizde bayatlamış ekmekler varsa ufalayıp onu da kullanabilirsiniz. Galeta ununu ne kadar az eklerseniz köfte daha sulu ve yumuşak olacaktır. O yüzden çok fazla eklemeden yavaş yavaş ekleyerek hafif ele yapışan bir kıvama gelene kadar ekleyerek karıştırıyoruz. Bu kıvama geldikten sonra galeta unu eklemedim. Yaklaşık yarım su bardağı galeta unu kullanmış oldum. Ama siz bir anda eklemeyin. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu kıvama getirdikten sonra köfte şeklini vermeye başlayabiliriz. Elimi bir miktar ıslatarak bir parça alıyorum. Ve şu şekilde köfte şekli verip bir tahtanın üzerine alıyorum. Bilerek ele yapışan bir şekilde hazırlayıp elimi ıslatarak şekil veriyorum. Bu sayede daha yumuşak, daha sulu bir görüntüsü olacaktır. Galeta ununu fazla eklerseniz galeta unu ekledikçe daha kuru bir görüntüsü olacaktır. Artık köfteleri pişirmeye geçebiliriz. Uygun bir tavanın içine yaklaşık yarım parmak kalınlığında ayçiçek yağı ekledim ve yağı ısınana kadar bekliyoruz. Yağ tamamen ısındıktan sonra köfteleri yavaş yavaş yağın içine atıyoruz. Ve yaklaşık birer dakika arkalı önlü pişiriyoruz. Ve pişen köfteleri alıyoruz. Köftelerin bir kısmını yuvarlak, bir kısmını da ince uzun bu şekilde hazırladım. İki farklı şekilde de pişirip sonucu sizlerle paylaşacağım. Köfte pişti. Hepsini bir tabağa topladım. Hem yuvarlak olanlar hem de uzun olanlar dileyen istediği gibi yapabilir. Yakın çekim içini de sizlere göstereyim. Hiç et kullanmadan hazırlayabileceğiniz yüksek proteinli bir köfte tarifi.